Ali Bey, Ali Barbaros Twitter'dan yazmış, göndermiş. Sosyal medya hesaplarımızı ekranda görüyorsunuz sizler de. Çukurova Havalimanı gereksiz siyasi bir yatırım. Verimli Çukurova toprağı yok ediliyor. 20 kilometre yakında Adana Havalimanı var. Ne gerek? Siz bir proje demeye getirmiş Ali Barbaros. Yanlış kararlar ülkesinde yaşıyoruz. Vaka sayısı 1000'in altına düşmemişken bu nasıl bir özgüven? 1 Temmuz'da normalleşiyoruz. Nur Hanım yine Twitter'dan yazıp göndermiş. Betül Hanım, haklısınız. Bir sağlık çalışanı kendisi. Aşılama için devletin malzeme desteği olmadan, az sayıda personelle, mevcut iş yükü azaltılmadan çalışan aile sağlığı merkezi hekimlerine, hemşirelerine hakları verilecek mi acaba? Haklarınız ödenmez denirken Ersin Kılıç'ta 3, 4, 5 maaş alanlar EYT'lileri görmüyorlar. Yazıklar olsun Twitter'dan gelen mesajlar arasında. Şimdi bir tartışma konusu daha var. Hani Türk Silahlı Kuvvetleri'ne inanılmaz böyle mühimmat konusunda destek olan ve aynı zamanda milli savunmamızın göz bebeği MKE. Burada hani anonim şirkete çevirme, hazineye devretme, sonrasında hani bunun devamı bir özelleştirme mi? Bu tartışma devam ediyor. Türkiye'nin göz bebeği Makina Kimya Enstitüsü'nün özelleştirilmesi demek, geçmişte Tank Palet'e yapılan gibi, PTT'ye yapılan gibi, Türk Telekom'a yapılan gibi bir milli varlığı gözden çıkarmaktır. Bunu kabul etmiyoruz. Yandaşa gelince 5 maaş 10 maaş ama işçiye gelince Makina Kimya'yı özelleştir. Ne yapacaksın özelleştirip? Yine birilerine peşkeş çekeceksin. Makina Kimya Enstitüsü ile ilgili yapılacak reform inşallah Türkiye'nin adeta savunma teknolojisinde bir dünya devi olmasını sağlayacaktır. Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun anonim şirkete dönüştürülerek hazineye devrini sağlayacak yasa teklifine muhalefet tepkili. AK Partili Cahit Özkansa atılan adımla Türkiye'nin savunma teknolojisinde dünya devi olacağını ileri sürdü. Kurumun merkez üssü Kırıkkale'de toplanan binlerce kişi AK Parti'yi ve yasa teklifini protesto etti. Makina Kimya bu haliyle hantalmış. Ticari sözleşmeler yapamazmış. Dünyayla buluşamazmış. Makina Kimya bu haliyle teknolojik değilmiş. Hadi oradan lan! Kimsiniz bunu söylüyorsunuz? Makina Kimya top üretiyor, obüs üretiyor, tank üretiyor, silah üretiyor, füze üretiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin silah ve mühimmat ihtiyacını karşılamak için kurulduğu Makine Kimya Endüstrisi Kurumu, iktidar kritik bir adım atarak mecliste yasa teklifi sundu. Kurum anonim şirkete dönüştürülsün, hazineye devredilsin dedi. Muhalefet aynı tank palet fabrikasında olduğu gibi bunu özelleştirmenin ilk adımı olarak yorumladı. Biz bunu anonim şirkete dönüştürürsek istediğimiz gibi satarız. Tank paleti yaptılar ve Katar ordusuna peşkeş çektiler. Şimdi Makina Kimya Endüstrisi Kurumu'nu da anonim şirkete dönüştürelim. Yeni zamanı gelince hazinede para kalmadı. O zaman bunu da birilerine pazarlayalım. Bu ara iş içindeler. Teklif yasalaşırsa tüm memurlar işçi statüsüne geçecek. Milli savunmanın lokomotifi konumundaki kurumda yabancı mühendisler de çalışabilecek. Muhalefet tarihi Fatih Sultan Mehmet dönemine dayanan kurumun yapısıyla oynanmasına Kırıkkale'den MKE'ye sahip çık mitinginden ses yükseltti. AK Parti'den de muhalefete, özellikle CHP liderine tepki vardı. Bay Kemal sürekli Türkiye'nin destan yazan silahlı kuvvetlerimizin kendi milli ve yerli savunma sanayi teknolojileriyle donatılmasına karşı çıkıyor. Bu haksızlığa, bu hukuksuzluğa en temelden itiraz edin. Makina Kimya Kırıkkale'nindir. Makina Kimya'yı kimselere vermeyiz deyin. Bir emekçimizin dahi mağdur edilmesine, yerinden yurdundan edilmesine müsaade etmeyeceğiz. Bedeli ne olursa olsun. Mitinge binlerce kişi katıldı. Hem işçiler hem de muhalefet temsilcileri sendikaları da eleştirdi. Duyarlarsa gelecekler. Makine Kimya Enstitüsü'nün daha hızlı çalışmasını, daha verimli teknoloji üretmesini sağlayacaktır. AK Parti'nin yasa teklifi mecliste kabul edilirse kurum özel statülü bir anonim şirket olacak. Yönetim kurulu ve genel müdürlerin görevine son verilecek. İşçi kadrosuna geçecek çalışanlara 6 ay içinde yeni sözleşme teklif edilecek.